Kan takılı aradan kucak dolusu sevgiler. Che Guevara'nın anıtı burada bulunuyor. 1997 yılında getirilen kemikleri de burada bulunuyor. Ayrıca Küba devriminin en önemli noktalarından birisi burası. Nedenine gelince şimdi size anlatacağım. Bu arada demin ben Che Guevara dedim ama yanlış bildiğimiz bir şeyi de burada düzeltelim. Nedir evet, abi? Evet, hep Guevara deniyor Türkiye'de. Aynen. Aslında doğru telaffuzu Guevara'dır. Evet. Che Guevara dedim. Sen demin anlattın, hemen söyleyelim. Çok süper bir ironi var burada. Yani evet. Bu olmasaydı, şu ufak makine olmasaydı bir Küba devrimi olmayacaktı. Hemen gösterelim. Markası bak. Da Caterpillar. Evet. Yani Amerika kendi elleriyle kendi sonunu getirmiş oldu bu makineyle. Çok enteresandır. Çok önemli bir yer burası. Evet. Bu makine de şöyle söyleyeyim, bahsetmemiştim ama silah dolu bir vagonu bu makine aracılığıyla bu rayları kesme yoluyla, yani rayları deforme etme yoluyla vagonları deviriyorlar ve gerçekten Küba devrimi için önemli bir adım atılıyor. Vagonların hepsinden ağır silahlar alınıyor, evet, ve dağlara çıkartılıyor. Ondan sonra Küba devrimi can kazanmış oluyor aslına bakarsan. Evet, değil mi? Yanlış bir şey söylemiyor. Doğru. Halen daha kurşun delikleri falan vagonların üzerinde durar, sen gösterirsin. Aynen birazdan. Şimdi gelip gel. Onlara bakalım. Evet, buraya rayları kırıyorlar iş makinesini Kenan'cığım. Ondan sonra da zırhlı tren olduğu için başka şansları da yok zaten. Rayları kırıp da raydan çıkartıyorlar treni. 10 askerle buraya ele geçiyor. Bak hala da kurşun delikleri ya da kurşun izleri zırhlı trenin üzerinde duruyor burada. Wow. Sonra burada ağır silahları alıyorlar. Santa Clara kuşatmasını çok farklı bir noktaya taşıyorlar bu trenlerle. Evet. Bu arada trenin içinde de galiba fotoğraf yani sergisi ufak, var. Ufak bir müzedir trenlerin içerisi. O dönemi anlatır. Güzel fotoğraflar. Evet, bazı objeler ve fotoğraflar mevcut içeride. Alanda 3-4 tane vagon var ve bu vagonların hepsinde çeşitli eserler sergileniyor. Bunlar ne? İşte vagonların krokileri, yazıtlar, fotoğraflar, kullanılan çatal, kaşık ve çeşitli aletler, miğferler ve harekat sonrası bölgede yaşananlar, olanlar da fotoğraflandırılmış. Hatta bir su içilen şişeler ya da alkol şişeleri vesaire ya da onlarla yapılan mühimmatlar bile burada sergileniyor. Şöyle hatta kıyafetler de var öbür tarafta. Bir de buranın dış tarafı var tabii. Yani vagonların dışarısında ufak bir alan yaratılmış burada da. Hem canlandırma yapılmış, yani vagonların parçalanması ve rayların sökülmesiyle ilgili, hem de yürüyüş alanı oluşturulmuş. Burası gerçekten hem güzel hem de ücretsiz gezebileceğiniz bir yer. Siz de buraya geldiğiniz zaman hem burayı inceleyip hem de güzel vakit geçirebilirsiniz. İkinci durağımız Santa Clara'daki müze ve aynı zamanda Che Guevara'nın mozelesi. Şöyle ki alt katta video çekmenize ya da fotoğraf çekmenize izin verilmiyor. Tamamen yasak. Sadece üst katta heykelle birlikte fotoğraf çekebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde bunu aklınızda bulundurun derim. Çünkü fotoğraf ve video çekenler için böyle yasal işlemler başlatılacağı söyleniyor. Alt katta bir alt kat ayrı bir odasında Che Guevara'nın kullandığı eşyalar var, belgeler var, yazdığı mektuplar ve günlükleri var.
Diğer tarafta da bu mücadelede yaşamını yitiren kişilerle ilgili çeşitli büstler vesaireler konulmuş, bilgiler konulmuş. Müzeyi gezip sonrasında da üst kata çıkarak böyle fotoğraf çekebilirsiniz. Bilginiz olsun.